Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda PlayStation Icon Lite olarak da internette bulabileceğiniz fakat ücreti bir hayli fazla olan nacizane kendi 3 boyutlu yazıcımızla üretebileceğimiz bir model olan PlayStation Icon süsü diyorum ben. Yani bunu masa aksesuarı olarak yaptım. Bu modeli uzun süre önce üretmiştim 3 boyutlu yazıcıyla. Okulların açık olup pandeminin olmadığı zamanlarda. Birçok kişi tarafından özellikle Instagram'dan bu modelim sanırım birkaç videomda arka planda görünmüş. Nasıl yapıldığı ile alakalı veya işte bunun yapımını anlatmamla alakalı özellikle küçük kardeşlerimizden çok talep geldiği için bunun bir mini versiyonunu yapmaya karar verdim. Bu gördüğünüz gibi bir hayli büyük ve biraz da tozlu. Bunun mini bir versiyonunu yapacağız. Tinkercad'den nasıl yapıldığını anlatacağım. Basacağız ve boyayacağız. Bitmiş halini de sizlerle paylaşacağız. Hadi o zaman çizmeye başlayalım. Arkadaşlar hemen çizim yapma aşamalarına geçiyoruz. Biz objemizi Tinkercad'den oluşturacağız. Hemen Tinkercad sitesine giriş yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi daha önce Tinkercad'e nasıl üye olacağımızı, nasıl hesap açacağımızı ve Tinkercad sitesinin içeriği hakkında bir video çekmiştim. Oradan bakarak gerekli açıklamalara ulaşabilirsiniz. Ben direkt derse geçiyorum. Giriş yap diyorum ve e-postayı seçiyorum. E-posta hesabıyla giriş yapacağım. Zaten kayıtlı her şey geldi. Şifrem de daha önceden kayıtlıydım. Son zamanlarda Tinkercad sitesinin daha doğrusu Autodesk'in kullandığı bir yenilik arkadaşlar. 6 haneli bir cep telefonunuza kod gönderiyor. Bu kodu girdikten sonra aşağıda da gördüğünüz gibi 30 gün boyunca bir daha sizden giriş güvenlik kodu istemiyor. Şimdi hemen cep telefonuma gelen bu kodu giriyorum. Şu an Tinkercad'e giriş yaptık. Hemen daha önce de söylediğim gibi yeni tasarım oluştur butonundan. Yeni bir tasarım sayfası açıyorum. Sayfam geldi. Arkadaşlar öncelikle yapacağımız şey neydi? Daha önce de gösterdiğim gibi PlayStation ikonlarını, PlayStation'daki joystick ikonlarını bir masaüstü aksesuar haline getireceğiz. Benim size gösterdiğim ikonda dediğim gibi çok büyük boyutluydu. Çok seviyorum, çok severek kullanıyorum, çok da severek yaptım ama daha böyle sanki minimal bir halde yapsaydım daha çok işime gelecekti. Şimdi o yüzden ben 3 boyutlu yazıcımdan tek parça halinde basabileceğim. Yani tek parça dediğim üst ikonları ayrı ayrı olacak. Fakat altındaki o ikonları taktığım taşıyıcı bölüm tek parça olacak. Benim bir önceki size gösterdiğim ikon toplamda 3 parça halinde bastım. Çünkü o bayağı büyük. 3 boyutlu yazıcıya sığmıyor. Benim 3 boyutlu yazıcımın tablası 20, 20, 20. Aslında 22, 22 ama ben genelde 20 santimlik kullanıyorum. Yani yaptığımız tasarımı en son 20 santime kadar sığacak şekilde küçülteceğiz. Hemen her zaman yaptığım gibi köşeye bir cetvel bırakıp bir dosyama isim veriyorum. PSP ikon dedim. Öncelikle üçgen işaretini yaparak başlayacağım. Bunun için de arkadaşlar çatı aracını kullanacağım. Gördüğünüz gibi koyduğunuzda bir binanın çatısı gibi hemen bunu kenarından 90 derece dikleştirip şurada gördüğünüz gibi 5 santim derinlikte aşağı kaydı. Onu hemen 0 yapıp yukarıya kısa yoldan kaldırıyorum. Normalde arkadaşlar bu sağdan sola 20 milim, yukarıya doğru da 10 milim. Ama bizim PlayStation ikonları genelde nasıl diyeyim? Kare bir formda. Yani işte burası 20 ise şurayı da 20 yaptığımız zaman ben zaten 20'ye 20'lik ayarlayacağım. Ondan sonra rahat rahat içindeki deliklerini açacağım. Şimdi bunu hemen 20'ye 20 yapıyorum. Bu kadar kalın olması gerekmez. Kalınlığını da 4 milim yapayım. Daha sonra ayarlayacağım. Bunu yaptıktan sonra hemen yukarıdan gelip duplicate diyerek aynı nesneden bir tane daha oluşturuyorum. Siz görün diye kenara aldım. Rengini değiştiriyorum ve kısa yol olarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kenarlardaki bu kare bölümlerden nesneyi biz küçültebiliyoruz. Fakat gördüğünüz gibi
dengeli bir şekilde küçülme gerçekleştirmiyor. Dengeli küçültmek için normalde biz shift tuşuna parmağımızı basıp küçültüyorduk. Fakat ben gördüğünüz gibi nesneyi küçültürken nesne diğer üçgenimin içinden kaydı. Bu kaymayı yaşamak istemiyorsam eğer hemen geri alayım. Shift ve alt tuşlarına birlikte basıyorum. Şöyle yandan göstereyim. Shift ve alt tuşlarına birlikte basarak bakın nesneyi merkeze doğru küçülttüm. Şu an görememeniz normal ama bakın alt kısımdan baktığımızda gözüküyor. Şöyle bir tık yüksekliğini arttırdıktan sonra bu işlemi yapmaya yine devam ediyorum. Şöyle tam tepeden baktığımızda bakın gördüğünüz gibi ortaya doğru küçülüyor. Ben bu nesnemin biraz daha kalın olmasını istiyorum. Şu şekilde bir kalınlık benim için ideal gördüğünüz gibi. İçine bu şekilde bir delik açacağım. Şimdilik bu böyle dursun. Gelelim bir diğer nesnemize. O da arkadaşlar yuvarlak tuşu. Onu isterseniz silindirden aynı bu şekilde üçgenimi yaptığım gibi taraflarını arttırarak yapabilirim. Zaten bu da 20'ye 20 boyutlarında biraz silindir olduğu için çok büyük gözükebilir. Yüksekliğini bunun 4 yapmıştık. Hemen bunun da yüksekliğini 4 yaparsam aynı kıvama gelir. İsterseniz bundan bir tane daha çoğaltıp delik yapabilirsiniz veya aşağıda daha önce de anlattığım tüp aracını kullanabilirsiniz. Tüp zaten içi delik bir nesne. Hemen buradan taraflarını gördüğünüz gibi kenarlarında bir keskinlik var. Taraflarını arttırıyorum. Zaten ölçüsü 20'ye 20. Sadece yüksekliğini 4 milime düşürüyorum. Ve yapacağım tek iş içinin şu oyunu üçgenimde olduğu gibi bir kalınlığa getirmek. Şu üçgenim de içerideki kısım beni biraz yanıltıyor. Aslında bunu da delik yapıp ikisini birden seçtikten sonra birleştirirsem içindeki deliğini açsam daha iyi olacak. Hemen geliyorum buradan. Bakın şurada duvar kalınlığı diye bir bölüm var. Şu an 2,5'a ayarlanmış. Sayının çok da bir önemi yok. Ben sadece üçgenimin şu kenarda gördüğünüz kalınlığına uyacak şekilde hazırlayacağım. Şu an yaptığım bence gayet ideal. 3,36 gibi bir değer çıktı. Değerin çok da bir önemi yok. Siz kendiniz gözünüze hoş geldiği şekilde uydurabilirsiniz. Çarpı işaretine geçtik şimdi. Yani çarpı işaretini yapmanın da birkaç farklı yöntemi var. Örneğin text aracını alıp bir sahneye ekleyip şuraya bir X harfi yazıp bunu arkadaşlar Sans Mono'ya çevirdiğiniz zaman bu şekilde atıyorum buraya da 20'ye 20 bizim ölçülerimizi verdikten sonra şu kenarlarından 45 derece döndürülmüş küpleri şu çapraz bölümlerinden çıkartırsak bir işaret elde edebiliriz. Ama çarpı işareti aslında çok da PlayStation'ın tam o harf olan X yani PlayStation amblemini ya da işaretini çok yansıtmadığını düşünüyorum ben. O yüzden kendimiz yapacağız. Şuradan hemen şu bölümü yüksekliğini bir 4'e indireyim. Kutu koydum. Soldan sağa da 4 yapalım arkadaşlar. Bakalım iyi mi? Yani üçgenle hemen hemen aynı gibi. Yüksekliğini de şimdi şu an ben bunu 20 yaptım. Fakat bunu hani 45 derece eğdiğimizde bakın yükseklik şu derinlik daha doğrusu 16'ya düşüyor. 45 derece döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi bu 20 milimlik benim çubuğum 16,97 gibi bir derinliğe düşüyor. Bunu önlemek için arkadaşlar hemen basit bir yöntem kullanacağız. Geri aldım. Bunun derinliğini 20 değil 25 milim olarak ayarlıyorum. Sonra bir döndüreceğim deneyeceğim. 45 derece döndürdüm. Hemen gelip buradan bir tane duplicate yapıyorum aynısından. Ve sağ taraftaki ayna aracına basıyorum. Soldan sağa döndür diyorum. Gördüğünüz gibi çarpı işareti tamam. Dışarıdan ikisini de seçtim. Birleştirdim. Ve şunları bir aynı hizaya getireyim. Bir bakayım. Hizala dedim. Şöyle alt taraftan. Şu tarafta çıktı. Hepsini aynı hizaya getirdim. Gayet gördüğünüz gibi şu an 3 tane ikonumu oluşturmuş oldum. Geriye en kolayı kaldı. O da kare. Kare tuşunu da arkadaşlar yine üçgeni yaptığım gibi yapacağım. Zaten bu 20'ye 20'lik bir çizim. Hemen şunu 4 milime indiriyorum. Bir tane bundan duplicate yapıyorum. Rengini de değiştireyim. Farklı bir renk olsun. Bir de
Şimdi Shift ve Alt tuşuyla küçülteceğim için şimdiden ben bunun yüksekliğini ayarlıyorum. Üstten de bakayım. Shift Alt'a basıp içeriye doğru küçülttüm. Şöyle biraz da yüksekliğini azaltayım. Şöyle bir baktığımda sanki gayet güzel oldu. Şu an arkadaşlar hiç ölçülerle ilgilenmiyorum. Hemen içteki kutuyu delik yapıp dışarıdan ikisini seçtim ve birleştirdim. PlayStation joystick ikonlarım şu an hazır. Bunları hemen arkadaşlar şöyle tekrar bir hizalıyorum. Hizala bakın. Normalde tepeden bakarken bazen burada bazen burada gözüküyor. Bunun bir standardı yok maalesef. Hepsini aşağıya doğru hizalıyorum. Hatta şöyle rengini de farklı yapayım. Bir farklı renklerde nasıl olacağını göreyim. Şöyle şimdi bir dikkatli bakınca sanki kare işareti biraz fazla kalın gibi geldi gözüme. Hemen bir grubunu çözüp şu içerideki kutumu biraz daha büyütüyorum. Şöyle 14'e 14 oldu. Sanki 13 yapsak tam olacak gibi. Elle yazıyorum. 13'e 13 yaptım. Şunları tekrardan seçip birbirinin merkezine hizalıyorum. Bir kayma oldu. Bir de birleştirdim. Şu an bence tamam. Şunları tekrar seçip hizalama işlemini yapayım. Ha, gerçi hizalıymış. Şunları rengini değiştirelim. Evet, kabataslak PlayStation ikonlarımızı yaptık. Şimdi bunların alt kısmını yapacağız. O daha da kolay. Alt kısmında tek uyacağımız kural arkadaşlar, bizim 3 boyutlu yazıcımıza tek kalemde sığması. 2 veya 3 parça yapmayacağız. Hemen bir kutu koyuyorum buraya. Ben bunu arkadaşlar 18 santime göre ayarlayacağım. Yani 180 milim. Soldan sağa 180 yapıyorum. Evet, şu an gayet de güzel oldu. Bunun arkadaşlar 3 boyutlu baskı yaparken kolaylık olması açısından bu alt tarafını delebilirsiniz. Der mi edebilirsiniz? Delmezseniz daha sağlam ve oturaklı olur. Sizin tercihiniz. Ben hemen buradan ikonlarımı şimdi bunun üzerine bu şekilde yerleştireceğim. Fakat biraz büyüteceğiz. Seçtiğim ikonlarımı şöyle yukarıya kaldırıyorum. Yükseltiyorum. Yan tarafından da 90 derece olacak şekilde döndürüp dikleştiriyorum. Ve şu tablomun üzerine getirdim. Bunları Shift Alt kısa yol koordinasyonuyla böyle bir büyütüyorum. Çok da büyük olmasın. Çok gitti. O zaman şöyle yapalım. Şu kısma getiriyorum. Altı bıraktım. Sadece Shift ile çekiyorum. Şu şekil gayet iyi. Kalınlığı da iyi. Hatta biz sanki biraz şu alt tablanın kalınlığını abartmışız. Ne kadar yapmışız onu? 40 yapmışız. Onu 30'a düşürebiliriz. Hem baskıdan tasarruf hem de daha hızlı bir baskı oluşturur bize. Şunu da birleştirelim şimdilik. Şuraya bir ortalayalım. Şöyle yandan bakıyorum. Şu arkadaşlar ortalama işareti. Evet, şöyle bir tasarım olacak. İşlemini deneyebilirsiniz. Fakat üçgen, yuvarlak ve karede işe yarasa da şu çarpının uç kısımları çok küçük olduğu için yapıştırmanız bir işe yaramayacak. O yüzden hemen bunu buradan kenara alıyorum ve tekrar yatırıyorum ki alt tarafına kolay müdahale edebileyim. Şu tablamı da bu tarafa bir yere çektim. Şunu da yerden yüksekliğini sıfır yaptım.
Boşu boşuna hizalamayla uğraşmayayım. Bunların altına küçük küçük arkadaşlar çentikler koyacağız. Bunu da yaparken kutu aracını kullanacağız. Her birine birer tane koysanız sadece çarpı da iki tane olacak. Yeterli. Şöyle göz kararı küçültüyorum. Biraz da yakınlaşıyorum. Sağlam bir şey olsun istiyorsak ölçüsünü büyük yapabiliriz. Problem değil. Burada yapacağımız şey önce bunun altına bir çentik yapacağız ve bu çentikten yaklaşık 0,5 milim veya 1 milim daha büyük bir deliği de ayağın içine yapacağız ki birbirinin içine rahatlıkla girip çıkabilsin. Yoksa buraya yaptığınız çentiğin aynısını götürüp bu ayak platformunun üzerine delik açarsanız arkadaşlar sonuçta bu 3 boyutlu yazıcılar 1,1 milimetrik baskı veremeyebiliyor. Zaten birebir delik açtığınızda da birbirinin içine girmeyecektir. Biraz daha deliğini büyük açarsanız sorunsuz bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. 5 milim diyor. Ben bunu 3 milim yapıyorum. Ve şöyle yukarıya doğru çıkarıyorum. 3'e 8. Şöyle bir nesnem. Buna hemen bir tane de duplicate ile çoğaltıp şuraya doğru getiriyorum. Bu 3'tü. Bunu 3,5 yapıyorum. Yani yarım milim büyütmüş oldum. Şöyle ken bir de soldan sağa genişleteceğiz arkadaşlar bunu. 8 iken 8,5 milime getirdim. Rengini de biraz değiştireyim ki kolaylık olsun görmeniz açısından. Bu da mavi. Hatta şöyle şeffaf yapayım. Çünkü bunları birbirinin içine ekleyeceğiz. Diğer alana o şekilde götüreceğiz. Seçiyorum ikisini de. Shift tuşunu kullandım. Hizalaya bastım. Şu şekilde bir ortaladım. Bir de arkadaşlar yandan bakarak yüksekliğini ortalıyorum. Bakın şu an tam birebir birbirinin içinde. Bunu hemen klavyeden şöyle iyice yaklaştırdım. Çünkü diğer tarafa taşıyacağım da dip dibe olsunlar. Hatta bunun aynısından bir tane daha CTRL D ile bu çiftten çoğaltıyorum. Ve yan tarafa taşıyorum. Ne için? Yuvarlak tuşumuzun alt ayağı için. Bakın burada tamamen oldu. Sanki bir problem yok gibi. Hizalamada bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Yok ya, gayet ideal duruyor. Sadece arkadaşlar bu işlemi şu çarpının ayak kısımlarında yaparken biraz zorlanacağız. Onda da artık bir kaçarımız yok. Çarpının ayağı için de buradan bir şey seçiyorum. Hatta direkt şundan bir tane daha kopyalayayım. Kopyaladım, getirdim. Bundan bir tane çoğalttım. Şu dışındaki cam gibi olan kısmı bir ayırayım. En azından bir burada yapacağım şeyi göreyim. Bunu arkadaşlar sağdan soldan kısmamız gerekiyor. Mesela 4 milimlik bir şey yapabiliriz. Hatta 4'ten de az 3 milimlik bir şey olabilir. Şu şekilde ve şuraya iyi birleştiğinden emin olmanız gerekiyor. Yoksa problem yaratabilir sizin için. 2 milime düşüreyim ve şuraya milimetrik olarak ortayım. Bakın klavyeyle sağa sola giderken tam ortaya gelemiyorum. Çünkü bakın şurada ızgaraya tuttur bölümünde sağ ve sol hareketleri birer milim birer milim atlayarak yapıyor. Bunu 0,1 milim yaparsam daha hassas bir ayarlama işlemi yapabilirim. Ve şöyle yukarıya doğru da bunu takarsam en azından dışarıdan çok da böyle bir görünmeyecek, çirkin bir yapı oluşmayacak. Bunu sildim. Hemen bundan bir tane çoğalttım. Dış kısmındaki delik açacağım yeri yapacağım. Burayı 2,5, şurayı da 3,5 yapıyorum. Cama çevirdim. Şöyle bir götürdüm. Şunları hemen hizalıyorum. Nereye göre hizalayacağım? Önce soldan sağa, sonra da yukarıdan aşağı. Evet. Çok şunların yukarıdan aşağı yerleri falan o kadar benim için problem değil. Sadece şu deliği açsam benim için yeter. Şu. Çünkü bu sıfıra sıfır girsin. Şu ayak çok da gözükmesin istiyorum.
Hatta bunu içeriden şöyle biraz daha dışa kaydırabilirim. Dışarıda çok da gözükmeyecektir. Bunun aynısından bir tane daha çoğaltıyorum. Duplicate'le klavyeden ya da artık fareyle götüreyim. Klavyenin çünkü kaydırma aralığını değiştirdim. Şöyle bir bakıyorum. Aynen şu şekil benim için ideal. Bunu da bitirdim. Hemen şu yuvarlağın altındakinden de bir tane çoğaltıp yan tarafa aktarıyorum. Kalemin içine. Dediğim gibi bunların yerleri çok da mühim değil. Çünkü biz bunları kendimiz oturtacağız zaten üstüne. Hemen bu aşamada hepsini birden seçtim. Şuradan tekrar 90 dereceye getirdim. Şunun üzerine çıkarıyorum. Şöyle bakın, sıfır görünmesini istiyorum. Klavyeden de birazcık ayarlama yapalım. Şöyle iyi. Bir de arkadan öne doğru bakalım. Tam ortalı dursun. Şu şekilde. Ben arkadaşlar bu tabloyu biraz daha daraltacağım. Çünkü bana hala çok kalın geliyor. Şöyle bakayım. Şurada dursa ve ben bunu 20'ye düşürsem. Aynen bu şekil gayet güzel. Gayet de şık oldu. Hatta şunu da 20'ye indireyim. Daha böyle ikonların önünde olduğu bir tasarım yapmış olalım. Şunları seçtim. Aşağı doğru sıfırlıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu şekilde görünecek. Hemen gelip şuradan şimdi deliklerimi açacağım. Delikleri açmak için de şu artık tuşlarımı birazcık yukarı kaldırabilirim. Hatta bayağı yukarı kaldırabilirim. Şuraya geliyorum. Dışarıdaki şeffaf cama çevirdiğim kısmı seçip Shift'e basarak alt tabloyu seçiyorum. Önce bunları bir birleştiriyorum. Birinci deliği açtım. Bu işlemi 4 ikonumun ayakları içinde gerçekleştiriyorum. Şu an onu yapmayı bekliyor. Şunu da hemen seçip birleştiriyorum. Bu sayede ayaklarımızın geçeceği yerleri halletmiş olduk. Son kare tuşununkini de gerçekleştirdim. Ve neredeyse artık tasarımımız bitti. Tek yapmamız gereken şunlarla ayakları birleştirmek. Hemen bunları eski yerlerine alıyorum. Şöyle önden bakalım. Bir boşluk kalmasın arada. Bizim için sıkıntı olabilir. Şöyle biraz bakayım. Şu şekilde yaptığımda sıfıra sıfır oturdu sanki. Aynen. Şu şekilde çok güzel bir tasarım oldu. Hemen artık şuna zaten ihtiyacımız kalmadı. Bunu aşağı alıyorum. Şu tuşların hepsini de tek seferde basabileceğim. Ölçüm düzenli olduğu için. Bunları da birleştiriyorum. Tek parça haline getiriyorum. Bunlar burada. Delikler burada. Tasarımımız bitti. Hadi bakalım. 3 boyutlu baskıya geçelim. Ondan sonra da bir boyama ve vernikleme işlemimiz olacak. Hemen bu dosyalarımızı tek tek indirelim. Ondan sonra da baskıya geçelim. Baskı bölümünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali. Gördüğünüz gibi baskısını bitirdik. Kadence marka akrilik hibrit boyayla da boyamasını gerçekleştirdik. Şu turuncu gördüğünüz yuvarlak ikonu filamentin kendi rengi. Turuncu renk filament vardı elimde. Hatta bakın taban kısmında görebilirsiniz, hala turunculuk duruyor. Tabanını boyamadım çünkü zemine sürteceği için boyasının kalkmasını istemiyorum. Diğer kısımları mavi, kırmızı ve mor renkte boyadım. Gayet de güzel oldu. Özellikle bu kadensin antrasit siyah rengini çok seviyorum. Çok güzel bir boya. Gördüğünüz gibi ne gri ne siyah, ikisinin arası. Ben bu büyük ikonumu siyahla boyamıştım.
Siyah gerçekten biraz itici durabiliyor. Fakat antrasit siyah gerçekten çok güzel. Hatta bunu da bu videodan sonra antrasit siyaha boyayacağım. Daha böyle minimal, daha hoş durdu. Yapımı da gayet kolay gördüğünüz gibi. Çok bir zorluk yaratmadı bize. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şeyler öğretmenize yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.